Merhabalar, ben Foxy Toplumlar İbrahim Başar Yargıcı. Bu videoda sizlere Java üzerine gelişim yapabilmemizi sağlayan Java Development Kit'in yani JDK'nın bilgisayarımıza nasıl kurulacağını ve üzerinde kodlarımızı yazıp geliştireceğimiz, compile edeceğimiz ve ardından çalıştıracağımız Integrated Development Environment'lardan birisi olan IntelliJ IDEA'nın nasıl kurulacağını göstereceğim. Kurulum aşamasındaki sırayı bir Notepad dosyasına kaydettim ve bunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yapacağımız ilk adım jdk.java.net adresine giderek bilgisayarımızdaki operating sistemi yani işletim sistemine göre JDK indirmek olacak. Bunu tıkladıktan sonra bilgisayarımızda JDK otomatik olarak inecek. Benim bilgisayarımda kayıtlı olduğu için şu an hemen dosyadan çıkarma işlemini geçiyorum. İlgili dizinin üzerine gittikten sonra sağ tıklayıp extract olduktan sonra gideceğimiz dizini seçiyoruz. Benim bilgisayarımda gideceğim dizin C'nin altındaki program filesinin altındaki yeni bir klasör olacak. Bunun ismini Java olarak isimlendiriyorum. Tüm kuracağım JDK'ları bu Java dosyasının içerisine koyup alacağım. Dosyayı seçtikten sonra Extract tuşuna basıyorum. Ve benden izin istiyor, kabul ediyorum. Evet, JDK zipten çıkarma işlemi tamamlandı. Bundan sonra JDK'nın olduğu konumu ve JDK içerisindeki bulunan konumunu System Environment Variable olarak sistemimize tanımlayacağız. Bunun için arama kısmına System yazıyoruz. Sistem environment yazımızı karşımıza çıkartıyoruz ve environment variables'ın içerisinde sistem variables pet örüyoruz. Pet'in içerisinde yeni bir adet variable tanımlayacağız. Bu da win dosyasının olduğu konum olacak. Kopyalıyoruz konumu ve yeni bir adet yapıştırıyoruz. Ardından yeni bir tane variable tanımlıyoruz. Yeni diyoruz. Büyük harflerle Java altı. Altına ise JDK'nın bulunduğu konumu veriyoruz. Yani şu alanı veriyoruz. Variable'ın tanımlanıp tanımlanmadığını görmek için Common Prompt'ı açıyoruz. Ve içerisinde Java version diyerek testimizi yapıyoruz. Eğer sizde de çıktı gördüğünüz ise JDK kurulumumuz başarılı bir şekilde tanımlanmıştır. Evet, JDK kurduktan sonra IntelliJ'nin kendi sitesine gidiyoruz. Bu sitede neden IntelliJ'yi kullanmamızla ilgili sonuca bir kaynak var. Burada download'ı tıkladıktan sonra bizleri şöyle bir site karşılıyor. IntelliJ'nin iki farklı kurulum şekli var. Birisi Ultimate, birisi Community. Community ücretsiz versiyon olarak geçiyor. Ultimate ise eğer Adobe bir hesabınız varsa kullanabileceğiniz ekstradan özellikler sağlayan bir sürüm. Biz Bootcamp kapsamında Community versiyonu kullanıyor olacağız. Download diyoruz. Ardından bizi indirme sitesine yönlendiriyor. Nereye kuracağımızla ilgili kayıt yerini seçiyoruz ve devam ediyoruz. Evet, indirme işlemi tamamlandı. Şimdi kurulum için indirilen dosyayı ilk kez tıklıyoruz ve bizi setup hazırlıyor. Şimdi izin istedi, bunu kabul ediyoruz. Genel bilgilerden sonra dosyaları nereye indireceğimizi soruyor. Kabul ettikten sonra burada masa üstünde bir shortcut yani kısa oluşturması için bir kutucuk kabını işaretliyoruz. Context menü olarak güncellenmesini istiyorum ve path variable'ın güncellenmesini istiyorum. Bu alanları boş bırakıyoruz. Devam diyoruz. Install'la kurulumumuza devam ediyoruz. Evet, bizden setup'ın tamamlanması için bir restart istiyor. Bunu daha sonra yapacağım diyerek kurulumu tamamlıyorum. Kısa yola tıklayarak programı başlatıyorum. Ardından karşımıza bizi böyle bir ekran karşılıyor. Yeni bir proje oluşturmak için veya var olan proje açmak için ya da uzaktan kontrol edip bir projeyi çekmek ve kullanmak için seçenekler karşımıza geliyor. Bu customize kısmında isterseniz açık renkli tema, isterseniz dark blue şeklinde temalar bulunmakta. Pluginlerde kullanabileceğiniz pluginler ve Learn Intelligent IDEA'yı da kendi resource'larına yönlendiriyor. Burada new project diyerek yeni proje oluşturuyoruz. Java projesi gördüğünüz gibi JDK 11 üzerine kurulmuş, SDK 11 üzerine kurulmuş. İsterseniz JDK ekleyerek indirdiğiniz JDK'yı da buradan ekleyebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki oldu. Devam diyoruz. Tekrardan devam diyoruz. Projeye bir isim verin diyor. Hello, Bootcamp diye bir isimlendirme yapalım. Tamamlayalım ve projemiz başlasın. Evet, projemizin indekslemesi bitti. Şu anda kodumuzu Hello Bootcamp'in içerisindeki CRJ klasının yani source code içerisinde yeni bir Java klası açarak
yazmaya başlayacağız. Main isimli bir class açayım dedim. Ardın içerisine main metodunu koyuyorum ve yazmak istediğim string'i yazıyorum. Sort fonksiyonuyla da, yani sistem alt printer'ın fonksiyonuyla da konsola yazılmış olacağım. Yeşil tuşa basarak bu main fonksiyonun çalışmasını sağladım. Evet, gördüğünüz gibi Hello Bootcamp isimli bir output bizi karşıladı. İsterseniz buradan tekrardan oynamalar yapabilirsiniz. Evet, tekrardan output'umuz güncellendi. Şu noktada Java dili üzerine geliştirme yapmak için gerekli olan kurulumları tamamlamış bulunmaktayız. Java üzerine komüniteki insanlara yardım etmek amacıyla ya da yardım almak amacıyla Discord kanalımıza katılmak isterseniz Discord linkini açıklamalara bırakıyoruz. Bootcamp'te görüşmek üzere.